Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TTT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki test ikinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 198 ve 199'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ne verilmiş? Yukarıdaki koordinat sisteminde kısa kenarı 2 birim alanında 12 birim olan eş dikdörtgenler verilmiş. Kısa kenarı 2 ise alanında 12 ise diğer kenar 6 yapar. E tamam benden ne isteniyor? A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi isteniyor. Hop bu doğrunun eğimi. Ya A ve B noktasını bulup y'ler farkı bölü x'ler farkı diyebiliriz. Ya da bunu tanjant alfasına bakabiliriz. X ekseninde yaptığı açı. X ekseninde yaptığı açı şöyle alfa ya da yöndeşitten burası alfa. O zaman burada bir dik üçgen oluşturup şu dik üçgenin tanjant alfasına bakabiliriz. Sağa yatık olduğundan dolayı. E hocam burası kaç birim? Şurası 6 birim zaten. Kaç birim yukarıda? Şurası da 6 ya 2 ya. Hocam şurası 2 birim. O zaman buraya 4 kaldı. E burası da 2 birim. Burası da 4 birim. Toplamda burası 6 yaptı. Sonra şuraya bak bakayım. Hocam burası 6. Şurası da 6. O zaman eğim dediğimiz şey tanjant alfa. O da 6 bölü. Bak dikkat et burası 6 bölü 12. 6 bölü 12'den cevap 1 bölü 2 yapar. Denizli yaptı cevap. Ama dikkat et sağ yatık olduğu için pozitif. Ya da noktaları bulup y'ler farkı bölü x'ler farkından da sonuca ulaşabilirdin. Evet birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. Şu yukarıda yapayım çözümünü. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre. Arkadaş 3 tane nokta doğrusalsa ne oluyor? Bu ikisinin eğimi de bu doğrunun eğimini veriyor. Şu ikisinin eğimi de bu doğrunun eğimini veriyor. Yani eğim AB eşittir eğim BC mi diyeceğiz? Hatta eğim AC de diyebiliriz. Fark etmez. Eğim AB dediğimiz Y'ler farkı 4-2 eksi bölü X'ler farkı 3-1 eksi eksi yani 3 artı 1. Sonra eğim BC o da y'ler farkı 3 eksi 4 bölü x'ler farkı k artı 1 eksi 3 olacak. Yani buradan ne geliyor? 2 bölü 4 eşittir. Eksi 1 bölü k eksi 2 yaptı. Şunlar sadeleşse 1'e 2 yapıyor. İşler dışlar yaptığımız zaman k eksi 2 de eksi 2'ye eşit oldu. Ve k'yı da buradan böylelikle 0 olarak buluruz. Yani cevap balık kesir yaptı. ikinci soruda geldik 3'e y eşittir 3x eksi 1 doğrusunun eğimi 2x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusunun eğimi m2'ymiş. 2 Ya yani bununki m1 bununki m 2 imiş. Eğimler toplamı. Bu y yalnız direkt x'in kat neydi arkadaşlar? Direkt eğimi veriyordu bize. O zaman m1 dediğimiz 3 m2 dediğimiz de nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi. O da eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı değil miydi? Eksi 2 bölü eksi 1'den o da 2 yapar. E M1 artı M2 isteniyor benden. Toplamları da 3 artı 2 yapar. Yani cevap 5 yapar. E dremit evet oldu. Üçüncü soru. Geldik dördüncü soruya. Bu doğru. Bu doğru. Bu doğruya paralel olduğuna göre. O zaman eğimleri birbirine eşittir. Yani bunun eğimi M artı 2 eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Yani eksi M artı 2 bölü 2 eşittir. Bunun eğimi nedir? Direkt X'in katsayısı sayısı değil midir Yani 2. Buradan eksi m eksi 2 eşittir 4 yapar. Buradan da eksi m eşittir 6 yapar. Yani m'i de eksi 6 olarak buluruz. Cevap C han çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Şekilde dik koordinat düzleminde bu bir kareymiş. Karenin alanı 16. O zaman burası 4 4 4 yapıyor? Evet. D doğrusunun denklemi bu doğruymuş. Hmm. arkadaşlar bu doğru. Bu doğrunun adı verilmiş. Y eşittir eksi x artı k artı 6. E buradaki noktaya bak. Hocam 4 birim sağda 4 birim yukarıda. 4'e 4 noktası değil mi burası? Evet. A bu nokta bu doğru üstünde. O zaman denklemi sağlar. X yerine 4 Y yerine 4 yazalım. Y yerine 4 yazdım. X yerine de 4 yazdığım zaman. X 4 artı K artı 6 yapar burası. O zaman burası ne yaptı? K'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. Yani cevap Denizli oldu. 5. soruda. Yani <laughs> Pardon. E, burada bir de nasıl yapabilirdik? Benzerlikten de yapabilirdik arkadaşlar ama gerek kalmadı. Nokta doğrunun üstünde olduğu için. Geldik 6'ya. Aşağıda birim kareli zemin verilmiştir. A noktasının koordinatları verilmiş. Buna göre B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ben A noktasından dolayı C'yi bulabilirim. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağında. O zaman apsine 7 eklerim. Kaç yapıyor? 4'e. 1 bir birim aşağısında ordinatından bir çıkartırım. Eksi 3 noktası yapar burası. Sonra şuraya bakalım. B noktasına bakalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 birim sağında. Şu 5 eklerim buraya. 2'ye. Kaç birim yukarısında? 1, 2, 3, 4 birim yukarısında. Buraya da ordinatına da 4 eklerim. 2'ye 2 iki noktası yapar. Benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Arkadaşlar B ve C'den geçen doğrunun denklemi. iki noktadan geçen doğrunun denklemi. İlk önce eğimi buluruz. Eğim dediğimiz nedir? Y'ler farkı. 2 eksi eksi 3 yani 2 artı 3. 5 bölü x'ler farkı. 2 eksi 4 yani eksi 2. Eksi 5 bölü 2 yaptı. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Noktada şunu seçelim. Yani eksi 5 bölü 2 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. Eksi 5 x artı 10 eşittir 2 y eksi 4 yapar. Buradan e, isim sayısı genelde artı oluyor. Öbür tarafa atalım. 5 x artı 2 y neye eşit oldu arkadaşlar? 14'e mi eşit oldu? Evet. Yani cevap böylelikle balık kesir oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Aşağıda aritik düzlemde yerleştirilmiş 7 tane eş dikdörtgen verilmiştir. Şekildeki dikdörtgenlerin birleştirilmesiyle elde edilen şeklin alanı 84, 7, 84'ü 7'ye bölse kaç yapı? 12. Yani bir tanesinin alanı 12 olduğunu biliyoruz. A, B, C noktalarından geçen. A, B ve C noktalarından geçiyor. O zaman benim bunu kullanmam lazım. Bunu nasıl kullanacağım? O, hocam dikdörtgenin kısa kenarına A, A, A dersem. Hocam burası da dikdörtgenin kısa kenarı. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 1. E o zaman burada 3'e 1. Yani burası B iken... Burası ne diyeceğiz arkadaşlar? 3B diyeceğiz. A. Ee, Burada ne çıktı o zaman? Bak 1'e 3 yazdık ya. Hocam dikdörtgenin uzun kenarı 3B yaptı. Uzun kenarı 3B ya. O zaman bunlar da BB yaptı. Çünkü burası 2B olmak zorunda. Eş oldukları için buraları da BB yaptı? Evet. Dikdörtgenin kısa kenarına A demiştik. Şimdi ne oldu arkadaşlar? B oldu. Gördün mü? A dediğimiz olay B'ye eşit oldu. O zaman burası da B ya. B ile 3B. Bak burayı da 3B bulduk. B ile 3 B'nin çarpımı 12 ise B kare buradan 4 çıkar. B'yi de buradan 2 buluruz. Evet. B'yi 2 bulduk. Yani A ile B birbirine eşit. O zaman buraları da 2 oldu. Şimdi bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Öncelikle olarak, öncelikli olarak burası 2, burası 2, burası 2, 2, 4, 6, burası da 6 yaptı. Evet. Şimdi bu doğrunun eğimi lazım. Tanjant alfa. Eğim dediğimiz tanjant alfa o da nedir? 6 bölü 6'dan hatta ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. Hocam 2 4 6 buradaki nokta 6 ya 0 noktası yaptı. Eğim belli nokta belli doğru denklemini artık yazabiliriz. Yazalım bakalım. 1 çarpı x eksi noktadaki x 6 eşittir y eksi noktadaki y'den dolayı 6 ya 0 noktası ya burası. Y eksi 0 yaptı. O zaman x eksi 6 eşittir y yaptı. Yani bunu buraya attığımız zaman x eksi y eşittir 6 oldu? Evet cevap böylelikle akçay oldu arkadaşım 7. soruda. Geldik 8'e. Analitik düzlemde eksi 1'e 8 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğru çiziliyor. Buna göre doğrunun x eksenini kestiği nokta. Arkadaşım eksi 1'e 8 noktasından geçen ve bir doğruya dik olan bu da x eksi 2 y eksi 2024 eşit 0 doğrusu ya. Bu doğru o bu doğru değil midir? Bu doğrunun eklemini yazayım ki ben x eksenini kestiği noktayı bulayım. Ee, hocam doğru denklemi yazmak için kendimize eksi soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta nokta var mı? Var. Eğim bulmalıyım. 2 doğru dik kestiği için eğimler çarpımı eksi 1. E o zaman bunun eğimine bakıyoruz şimdi. Bunun eğimi nedir arkadaşım? Eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı. 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşım? Bunun ters eksi eksiyle çarpmış ya. Eksi 2 bölü 1 yani eksi 2. Eğim belli nokta belli doğru denkli bir yazalım. Eksi 2 çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi 8 yapar. Eksi 2 x eksi 2 eşittir 8 eşittir y eksi 8 yapar. Yani buradan attık bunu buraya. Bunu da buraya atınca 6 eşittir 2x artı y mi geldi? Evet benden ne isteniyor? x eksenini kestiği yer. Y yerine 0 yazarsam eğer 6 eşittir 2x yapar ve x'i de böylelikle 3 buluruz. x eksenini kestiği yer 3 çıkar böylelikle. 8'in soru edremit oldu. Geldik 9'a. Evet neler verilmiş? Şimdi y eşittir 2x ve bu doğrunun kesim noktasından geçen. Şu d doğrusunun denklemi isteniliyor galiba. Evet bu doğrunun y ekseni kestiği nokta isteniliyor. Tamam mı arkadaş? Bu iki doğrunun kesim noktasını bulayım. Yani sen bu doğruyu bu doğruya ortak çözüm uygulayacaksın. Ya yok etme metodu ya da yerine yazma. Yerine yazmak daha mantıklı. yerine 2x yazsam. 2x yazdığım zaman eksi x artı 3 olduğundan dolayı 3x eşittir 3'ten x'i 1 buluruz. x yerine 1 yazdığımızda da x yerine 1 yazdığımızda da ne yapıyor? Bak burası x virgülü y noktası ya. Hocam ne oldu burası? x'i 1 bulduk. x yerine 1 yazdığımızda da y'yi 2 bulduk. Tamam. Şimdi benden ne isteniyor? Bu doğrunun y ekseni kestiği nokta ordinatı isteniyor. Şimdi Eğim belli. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Tanjant 45. Tanjant 45 bir değil midir? Evet eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. 1 çarpı x eksi noktadaki x. işte şu 1'e 2 noktasından geçen ve eğimi 45. Yani tanjant 45 yani 1 olan. Doğru denklemini yazıyorum. M çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y yani 2. x eksi 1 eşittir y eksi 2 olduğundan x eksi y eşittir eksi 1 oldu. Şimdi bu doğrunun y ekseni kestiği nokta isteniyor bizden. x yerine 0 yazarsam eğer Eksi y eşittir eksi 1 olduğundan y'yi de 1 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık eser çıktı arkadaşlar 9. soruda. Geldik 10. soruya. Köşeleri ABC olan üçgenin BC kenarına ait yüksekliğin denklemi nedir diye soruluyor. Doğru denklemi soruluyor. Yukarıda yapayım. Hemen basit bir şekilde şekli çizeyim. Şöyle ABC yazıyoruz şöyle. 1'e 2 noktası. Sonra B noktası 3'e 4 noktası. Ve C noktası da eksi 1'e 1 noktası. Şimdi benden ne isteniyor? Bu doğrunun denklemini nedir diye soruluyor. Doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı bu doğru üstünde var. İşte şuradaki nokta eğim bulmalıyım. Hocam doğrular dik kesiyor. O zaman eğimler çarptı eksi bir. Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğimi y'ler farkı eksi 3 bölü x'ler farkı eksi 4. Yani 3 bölü 4. O zaman bu doğrunun eğimi nedir arkadaşım? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Eksi 4 bölü 3. Evet eğim belli. Eğim nerede? Şurası. Nokta belli. Doğru denklemi yazabiliriz. Yani Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki 1 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 2 olacaktır. E o zaman eksi 4 ile buraya çarpıyorum. Eksi 4 x artı 4 eşittir 3 y eksi 6 olduğundan x'in katsayısı genelde artı oluyor. Attık öbür tarafa hepsini 0 eşittir 4 x artı 3 y eksi 10 mu yaptı? Evet. Hop cevap böylelikle akçay oldu arkadaşım 10. soruda. Geldik 11. soruya. Aşağıda bir mahalledeki 3 evin konumu verilmiştir. B ve C noktalarında bulunan evler doğrusaldır. Şunlar doğrusal. Tamam. Şimdi yolun ve evin evlerin dik koordinat üzerinde belirttiği 0, 1. İşte bu noktalar verilmiş. Buna göre A noktasında bulunan evin B ve C noktaları arasındaki yola evet şu yola en kısa uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız? E ben şunu biliyorum. Noktanın doğru yolun uzaklığını biliyorum. O yüzden ne yapmalıyım? Hocam burada bu noktanın doğru yolunun uzaklığını bulmalıyız. Nasıl bulmalıyız? Öncelikle bu doğrunun denklemi lazım. Bu doğrunun denklemi için bana bir eğim lazım. Eğim dediğim y'ler farkı. Yani eksi 1 eksi eksi 3 eksi 1 artı 3 eksi 1 artı 3 bölü y'ler farkı x'ler farkı 4 eksi eksi 2 4 artı 2 yani 2 bölü alttan 1 bölü 3 yaptı. O zaman 1 bölü 3 ise Arkadaş bunun eğimi belli. Noktası belli. İstediğin noktayı seçebilirsin. Mesela bunu seçelim. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 2 yani x artı 2 eşittir. y eksi eksi 3 yani y artı 3 yaptım. O zaman x artı 2 eşittir. Ne geldi? 3 y artı 9 geldi. Buradan hepsini bir yere toplayalım. x eksi 3 y artı 7 değil. Eksi 7 eşit 0 mı yaptı? Evet. Şimdi bu noktanın doğru yalan uzatlı isteniyor benden. H isteniyor. Noktayı doğru orada yerine yaz. Hop gel burada yerine yaz. X yerine 0. Y yerine de 1 yazalım. 0 eksi 3 eksi 7 bölü mutlak değerce. Kare küçük daha kare artı B kare. 1'in karesi. 1 artı eksi 3'ün karesi de 9 yapar. karekök içerisinde tabii ki bu. E o zaman ne yaptı? 10 bölü kök 10 yapar burası. Kök 10 işlemiyle çarparsak 10 kök 10 bölü 10'dan ne, ne çıkar cevap? Kök çıkar. Yani 11'in soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 12'ye. Bir grafik yorumlama işi var burada. Şimdi bakalım soruya ilk önce. Şekilde verilen grafik başlangıç sıcaklığı T eşit sıfırcı. Yani sıfırıncı saniyede. 30 santigrat derece. Yani bir şeyin sıcaklığı kendince bir sıcaklığı var zaten. O da 30 santigrat derece olan bir cismin ısıtılması sırasında ee, sıcaklığın T zamana bağlı olarak değişimi gösterilmektedir. Mesela 8 dakika geçtiğinde 60 olmuş burada. Çok güzel. Fahrenheit ve santigrat dereceleri arasında şöyle bir bağıntı bulunduğuna göre bu cismin T 4'teki. Arkadaşlar 4'teki zamanı soruluyor bize. Ee, oran orantı yöntemiyle yapabilirsiniz. 4'teki soruluyor bize. Ama genelde tekli grafikleri ben benzerlikten yapmayı daha çok seviyorum. 4'teki zamanını bulacağız. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu e, Şurası birbirine eşit değil mi? Evet. Şurada bir Thales amca var. Thales'ten dolayı şunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. E hocam burada da bir temel orantı var. Bunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Tamam mı? 30. E 30'sa 15 15 yapar. E 30'dan 15 ötede ne var? 45 var. Evet ben burayı yine buldum arkadaşlar. 45 buldum. Şimdi 4. dakikada T eşittir 4 olduğunda sıcaklığı ne oldu? 45 santigrat derece oldu. Fahrenheit'ı bulurken de şöyle bir formül formülümüz var. O zaman Fahrenheit'ı bulursan 9 bölü 5 çarpı ee, santigrat yani 45 artı 35 şeklinde bulunuyormuş. Şunlar şunlar gitti. Burası 9 yaptı. 9 kere 9 81 yaptı. 81 artı 35 de 110 hmm, 100, 116 mı yapıyor. Evet 116 yapıyor. Ee, 5 1 6. Bir dakika. 45 5 kere 9 45. 9 kere 9 81 miş burası ya. Nereden çıktı bu? Pardon. 32 ile topluyorum şunu. 81 ile 32'nin toplamı da kaç yapıyor? 113 yapıyor. Yani cevap Denizli oldu. 12. soruda. Evet böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda yani test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.